İddia ediyorum Kuşadası'nın en mantıklı evi arkadaşlar. En mantıklı evi. Kuşadası Karaova'da. Net deniz manzaralı. Birazdan manzarasını size göstereceğiz. Fiyatı 13 milyon Türk lirası. Full eşyalı. Tek başına müstakil bir ev. Bu evi farklı kılan nedir arkadaşlar? Binada böyle bir renk görürsünüz. Ancak binanın dış cephesi komple mermer kaplamalı. Ve doğramaları alüminyum. Dışarıda kompozitler yapılmış. Net deniz manzarası. Kendine ait bahçesi var. Full eşyalı. Elektrik kombisinden birçok fonksiyonları var. Fakat burada özel bir site arkadaşlar. Birçoğunuz bu site belki göz aşinalığı var. Bir de havuzu vesaire gösteririm. Her evin bahçesi ayrı. Böyle büyük büyük palmiye ağaçları da var. Bizim Bodrum tarafında birileri bir yer yapıyordu. İspanya'dan ağaçları getirmiştiler. Bu ağaçlar da sanki İspanya'dan mı getirmişler? Nereden bilmiyorum. Ben böyle süslemek istemiyorum. Aidatları 1700 Türk lirası. 1700 Türk lirası havuzumuz bu arkadaşlar. Altta da bu merdivenle iniliyor. İşte kabinler vesaire vesaire bir şeyler var. Bakın evlerin hepsi birbirinin aynısı. Mesela bir de bu cepheden vur. Kamerası var, eşyaları hepsi içinde. Galeri boşluğu var arkadaşlar. Bir de evde galeri boşluğu var. Birileri böyle naylonlarla, kağıtlarla süslüyor, püslüyor. Ama hiçbiri şu karşıdaki bizim evi yakalamaz diye düşünüyorum. Evimize doğru gidelim. 1700 lira aidatları var. 5-6 yaşında evrakları hepsi eksiksiz tamamdır. Krediye de uygundur. Dönelim evimizin otoparkı da hemen önünde. Dönelim evimizi yavaş yavaş okuyalım. Buradan al bu bahçeyi. Buradan bir bahçe yaz. Otomatik sulama sistemi var. Full eşyalı 13 milyon Türk lirası. Mermer, mermer. Her tarafı mermer. Bazen bir iş merkezlerine falan mermer yaparlar ya. Bu o mermerlerden değil. Daha kaliteli granitler vesaire vesaire. Dolaşalım. Bir evi bir daha böyle bir tara. Bir tara gömme balkonlar var. Önünde kış bahçesi var. Şimdi biz bazen Güzel Çamlı'da, işte Davutlar'da, başka başka yerlerde evler paylaşıyoruz. Siz de görüyorsunuz. Hiçbiri bu evin eline su dökmez. Bakın tekrar geldik. Burası da evimizin bahçesi. Bakın bu ne ağacıysa işte, ne süslü bir ağaç. Altına da böyle su hareket etsin diye böyle taşlarla bir şeyler yapmışlar. Bir atmosfer, bir ortam yapmışlar. Evin arka tarafı da bu. Mermerler yapılmış ama öyle çizilmiş, oyulmuş bir şeyler yapılmış arkadaşlar. Şimdi bu sanırsam buradan da bir alan var. Bu sabahın güneşini görsün diye bu alana çıkılıyor. Sonra bu yoldan gelelim, otoparkı vesaire gösterelim. Sonra evin içine girelim. Haksızsam söyleyin. Filtreleyin, ölçün, biçin. Sinüsünü, kosinüsüne, tanjantını, kotanjantına bölün, kırın, vurun. Ondan sonra hak verirsiniz. Ve yol aldık, geldik. Ben bahçenin içindeyim, can yürüme yollarında. Geliyor arkadaşlar, burası da bir kış bahçesi. Bakın camlar, bilmem ne camları derler ya, ne camsa işte, bunların böyle Alman menşeli isimler falan kullanırlar. Döndük, bu da evin diğer cephesi. Bakın sarmaşıklar böyle evi sarmış. 5-6 yaşında 280 metre kapalı alanı olan bir evden bahsediyoruz. 280 metre kapalı alan olan bir evden bahsediyoruz. Bu kara çamımız yine evi böyle kamufle yapmış. Evin bir heybetli girişi var. Kara mermerler yapmışlar bu taraf. Mermer çalışması da hassas davranırmış arkadaşlar. Ama burası da böyle. Araçlarımızı da buraya koyuyoruz. Burada sitemizin girişi var. 1700 Türk lirası aidatları var. Burası da evimizin bahçesi. Aydınlatmalar keza gece eve süs katıyor. Bu mermerler üstten iki çizgi, alttan iki çizgi. O üstte podyeler yine böyle yağmur damlalıklı bir şeyler yapılmış. Tekrar geldik, bakın mermerlerin, bunlar yine taşıyıcı kolon. Bakın bu mermerler pahalı. Hadi bir mermerciye yaptırın bakayım bunu. Yaptıramazsınız, alarm. Burası da böyle banka ATM'si gibi sıra bekliyorsun ya, numarataj gibi. Ondan sonra bu da evimizin böyle girmeden önceki avlu mu diyelim, ne diyelim? Ve çelik kapımızdan merhaba dedik. Kombi var, kombi neyse işte, kombisi, başka bir sürü akıllı bir şey var. Bir sürü akıllı bir şey var arkadaşlar. Ha, kombimiz de bu. Bu işte kombi böyle ısıtıyor. Kombimiz bu. Efendime söyleyeyim, evin beyniyle ilgili bir şeyler daha var burada. Galeri boşluğunu göstereceğiz size. Galeri boşluğunu göstereceğiz. Burası da bir lavabomuz. Bakın eviyemiz de ne kadar kaliteli. Ya ne kadar bu şirketin mermer fabrikası mı varmış Can? Can şimdi gel. Merdiven buradan yukarı çıkıyor. Bu lambaları atsaydık çok cafcaflı olurdu. Bakın şu da galeri boşluğu. Bu taraf komple alüminyum doğrama. Bu galeri boşluğu. Salonun kış bahçesini daha göstereceğiz. Bu da galeri boşluğu. Yukarıdan bu alanlara hakim oluyoruz.
Can böyle 360 derece bu galeri boşluğunu bir çıkaralım işin içine. Çıkaralım işin içinde, alın size 13 milyon Türk lirası. 13 milyon Türk lirası bu evin fiyatı. Oradan da o bahçeye çıkılıyor. Bu eşyalarla beraber 13 milyon Türk lirasına satılıktır. Mutfağımız bu. Mutfak, lake mutfak, beyaz eşyaları. İçinde ocağı, fırını, masası, işte neyse bulaşık makinesi, bu şişman buzdolabı. Bunlar hepsi içinde arkadaşlar. Burayı böyle özetlemeye çalıştık. Koridorumuz merdiven bu tarafta kaldı. Bu galeri boşluklu alan. Bunlar da mermer kaplamalı. Salonun kendisi burada. Evet, salonun kendisi de burada. Spotlar, asma tavanlarımız yine güzel olmuş. O diğer taraf yine mermer kaplama. Evet, yine mermer kaplama. Şimdi sevgili Can, şuraya gel. Şuradan bence mutfak, galeri boşluğu her taraf daha iyi anlaşılır olur. Her taraf daha iyi anlaşılır olur. Arkadaşlar cep telefonuyla çekiyoruz. Yani hani bazı reklamlar var, böyle montaj bir şey yapıyorlar ya, televizyon izleyince aa ne de, biz öyle de yapmıyoruz, bizimki yavaş. O yüzden buna rağmen bir video kafam döndü, dikkat edelim. Burası salon mu salon? Burası galeri boşluğu. O diğer taraf mutfak. Oradan da arka bahçeye çıkılıyor. Burası da koridorumuz. İşte bir şeyler var burada. Burası anlaşıldı. Zemin kat, salon, mutfak. Ne bahçesi? İşte kış bahçesi. Galeri boşluğu. Ama burası da böyle kapatılmış camlarla. Efendime söyleyeyim, buradan deniz de görüyorum. Ama çok iyi değil. Görüyorum. Yani denizi gösterir misin? Biraz bahçeden de deniz gözüküyor işte. Evet. Bahçenin bir iki adım ileri gittik mi daha iyi gözüküyor. Bu kış bahçesi mi, yaz bahçesi, işte ne bahçesiyse oradan bile gözüküyor demeye getirdim. Bugün biz bir yerde bir ev çekiyorduk. Arkadaşım biri diyor deniz görüyor. Diyor söyle. Ya deniz görmüyor. Evet. Yani bu görüyor. Burası da çelik kapıdan gelmiştik. Burayı unuttuk, size söylemedik. Burada bir vestiyer amacı da bakın. Mermerler, bu tırnaklar. Biri yapıyor sıfır ev, buralar dökülüyor. Ondan sonra zemini bitirdik. Zemin katı bitirdik. Zemin katta kış bahçesi, mutfak, bir ayak yolu, galeri boşluğu var idi. Şimdi zemin üstü birinci katta merdivenlerimiz galaksi bilmem granitti miranitti. Ve şöyle git koridorun başına, sonra yüzünü tekrar bu tarafa çevirir. Evet. Şimdi galeri boşluğumuz bu. Galeri boşluğumuz bu. Affedersiniz. Ha, bu galeri boşluğu. Elektrik kombiler böyle duvara güzel pahalı peteklerden koymuşlar. Bu da galeri boşluğumuz. Buradan aşağıyı izleriz. Ve geldik birinci odamız. Bu ebeveyn banyolu, yatak odası, perdeler. Bu mobilyalar. Bakın. Biraz yakından okusana bunların ne kadar. Böyle ceviz ağacından mı? Bu mobilyacılar da yok arkadaşlar. Size söyleyeyim. Şimdi odanın kendisini bir gösterelim. İyice peteklerimiz takılı, elektrik, kombi, klima vesaire. Bakın bu da bakım masası. Kaşlarını ok ok eyleme yeri yap, çiz bir şey yap. İşte odayı bir daha oku, sonra odanın önünde deniz manzaralı balkonu göstereceğiz. Burada da banyosu var içinde. Elektrikler cafcaflı olurdu ancak yakmadık. Yakmaya çalıştık ya, yakamadık yani. Yakmadık değil, yakamadık. Bu birinci odamız. Şimdi banyoyu da göstereceğiz. Efendim, canım efendim. Burası da balkonumuz arkadaşlar. Bakın, granitlere bakın. Evet, granitleri de göster. Sonra bu iki evin arasında denizi göster. Denizi de göster. Bu da denizimiz. 13 milyon Turkish lira, Turkish price. Terasta muazzam bir deniz manzarası var. Bu kompozitleri ters tavanı da göster. Bunlar alüminyum kompozit. Öyle ağaç mağat alçı değil. Su aldı, nem aldı, ihtiyaplandı. Bilmem pansuman yap derdi yok orada. Sonra geldik banyoya giriyoruz. Banyoya direkt giriyoruz. Bakın eşik yok. Eşiksizim, ışıksızım, katıksızım. Bu da banyomuz. Duşakabin burada, banyodan deniz manzarası. Dur la. Candan dur la. Bu nasıl oluyor? Dur. Acemilik yapmayalım. Burada deniz de gözüküyor. Vallahi buradan deniz gözüküyor. İşte o perde artık bilin yani, ben şimdi o perdenin arasında deniz gözüküyor. Öyle de bir durum. Şimdi yol aldık. Diğer bu katta iki oda daha var. Yukarıda teras var, oda var. Bir şeyler var. Geldik. Bir de çamaşır odası var. Odalara devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar. Bu da termosifonlar, o kombi. Burası da çamaşır makinesi. Üstelik kurutma yeri gelecek. Çamaşır var, kurutma yok. Kombinin şeyi var, pompası mı ne işte, o makinası, beyni var. Bu da etti ikinci oda.
Bu kız çocuğunun odası, peteğimiz, perdeler. Böyle ikinci odayı gösterdik. Üçüncü odayı gösterdikten sonra yukarı çıkacağız. İkinci odayı gösterdik. Bu da jacuzzi'miz. Jacuzzi, Hilton dolap. Efendime söyleyeyim. Tavanları tekrar böyle karbonlu marbonlu bir şey. 13 milyon Türk lirası olan evi gösterme çabasındayız. Geldik. Burada bir odamız daha var. Burada bir odamız daha var. Evet. Bakın arkadaşlar. Bu da etti. Bizim üçüncü odamız. Üçüncü odamız. Dolaplar gömme dolaplar takılı. Depremin etmenliğine uygun. Binanın kimliği var. Binanın her şeyi var. Üçüncü odayı gösterdik. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Yatacağız, kalkacağız. Ha, bu merdivenden gelmiştik. Bakın. Bu da böyle çoluk çocuk, torun torba işte bir şey olmasın diye. Şimdi en üst kata çıkalım sevgili Can. Can çıkalım, çıkalım, çıkalım. Ya Allah. Çıktık, çıktık. Can gel önce terası gösterelim, sonra odayı gösterelim. Heh. Böyle geri git, öyle git. Teras bir garba bir şarka bakıyor. Biz şimdi deniz tarafını gösteririz. Odayı da göstereceğiz. Alın size teras, teras. Alın sitenin her tarafını göster. Sitenin her tarafını, denizi de göster. Siteyi de göster. Evet, alın ok yaydan çıktı artık. Alın size deniz. Kuşadası'nda böyle manzara gidin. O uydu kentin oralarda kaç paradır mesela. Bu manzarada da bulamazsınız. Evet. Alın size şey. Ne? Yani Kuşadası'nın göz bebeği mi? Kuşadası'nın gözü. Kuşadası'nın işte nazar boncuğu. Heh. Yani aşağıda gömme balkonlar vardı. Bir şeyler vardı. Şimdi burada da odayı göstereceğiz. Can. Can burada bir depo var da. Burada da bir depo var arkadaşlar. Büyük bir depo. Ha, burası da diğer terasımız, güneş çanaklarımız var, ya televizyon çanaklar vesaire. Şimdi odayı gösterelim. 13 milyona bu ev çok mantıklı, çok isabetli. Yani bilen için isabetli, bilmeyen için 1000 lira da olsa diyecek ne diyor bu? Durum bu arkadaşlar. Alın size bu da eşyalar toplanmış burada. Kitaplarımız var, bir şeylerimiz var. İlmihaller var. Evet. Durum bu arkadaşlar. Bu evi de tanıttık. Kaç dakikadır tanıttık diyoruz? 12,5. Sevgili arkadaşlar bu evi bence kaçırmayın. Niye kaçırmayın diyorum. Ya hiçbir şey ucuz değil. Valla sıfır, yeni, böyle bitişik. Ne oldu belli değil. Yani alacaksanız buna bakmadan almayın. Dürüstçe söyleyeyim. Biri ev alacaksa bu rakamlarda bunu alır. İstediği kadar boya badana yapsın. İstediği kadar cicili micili cafcaflı yapsın. Bu evi alır. Bana itibar eden, bir şey bildiğimi bilen bu eve baksın. Sonra başka bir eve daha baksın. Alırsa başkasını alırsa ama bu evi ben boşuna alo malo bu ev iyidir demiyorum. Saygılarımla ilgiler.